arkadaşlar. Ben klasikhoca.com'dan Cemal Hoca. 9. sınıf 4. ünitemiz masal ve fabul ünitesi. Kolay bir ünite, kısa bir ünite. 2 sayfada özetledim size bu üniteyi. 2 sayfada tüm üniteyi bitirmiş olacağız. Siz masal ve fabul ünitesine büyük ihtimal henüz geçmediniz. 2. dönemden sonra geçmiş olacağız. Ama bundan sonraki ünitelerimiz kısa ve basit üniteler olduğu için okulun genellikle 2-3 hafta önünden giderek bundan sonra kalan üniteleri yüklemiş olacağız. O zaman sen de hazırsan masal türünün özellikleriyle bu üniteye başlayalım. Bakalım masal türünün özellikleri nelermiş? Masallar halk arasında oluşan sözlü edebiyat ürünleridir. Burası önemli. Masallar arkadaşlar anonim eserlerdir. Anonim eser ne demek? Yazarı belli olmayan eserlerdir. Yazarı belli olmayan bu eserler, halkın arasından derlenen bu eserler sonradan bir yazar tarafından yazıya geçirilir. Tamam hocam, devam edelim. Masallar genellikle çocuklara hitap ettiği için çok sade ve anlaşılır bir dil vardır. Masallar evrenseldir. Dini ve milli motifler içermez. Şimdi en önemli maddem burası. Buraya ünlem koyuyorum. Mutlak surette testlerde ya da ikinci dönemin birinci yazısında karşına çıkacak bir madde. Masallar evrenseldir. Dini ve milli motifler içermez. Yani masallarda Türklere ait, İngilizlere ait gelenekleri göremezsin. Ya da Müslümanlığa ait, Hristiyanlığa ait bir gelenek göremezsin. Evrenseldir. Yalnızca iyiler ya da kötüler vardır. Evrensel insan hakları gibi düşün. Belirli bir millete ya da topluluğa ait ögeler masallarda yer almaz. Ama öğretmenin herhangi bir şıkka masallarda dini ve milli motifler içerir diye yazar. Sana da bu çok mantıklı gelir. Gider onu işaretlersin. Bu maddeyi lütfen unutma diyorum. Diğer masala geçiyorum. Masalın aslında en önemli özelliği de bu maddede. Masalın en önemli özelliği ne? Masallarda olağanüstü olaylar anlatılır. Masallardaki olaylar gerçek olaylar değildir. Nasıl hikaye ünitesinde öğrenmiştik biz. Gerçek ya da gerçek olabilecek olayları anlatırsam bu hikaye olur. Ama gerçek olamayacak olağanüstü olayları anlatırsam işte o zaman elimde bir masal türü olmuş olabilir. Sadece olaylar olağanüstü değildir masallarda. Masallarda mekanlar da kahramanlar da olağanüstüdür. Mekanlar nasıl olağanüstüdür? Mekanlar semboliktir arkadaşlar. Dünyadaki gerçek mekanlar değildir. Masallar hayali mekanlarda geçerler. Hatta bazı masallarda gerçek yer isimleri kullanılsa dahi, Horasan, Boğdan gibi gerçek yer ismi kullanılsa dahi bunlar gerçekteki yerlerle ilgisi olmayan hayali mekanlardır. Kaf Dağı, Yedi Derya Atası, Yedi Yerin Altı Üstü, Cinler Ülkesi gibi gerçekte olmayan olağanüstü mekanlar vardır. Peki masal kahramanları gerçekte var mıdır? Periler, devler, cinler gibi hayali kişiler, yani yine ne var karşımızda? Olağanüstü kişiler var, olağanüstülük var. O zaman masalın en önemli özelliği gerçek olmayan olağanüstü olayları anlatmasıdır diyeceğiz. Masallarda zaman belirsizdir. Belirli bir zamanda geçmez ve kullanılan zaman kipi mişli zamandır. Yani bir varmış bir yokmuş. Hep cümlelerimizin sonunu mişle bitiririz. Yine masal türünü hikayeden ayıran en önemli özelliklerden birisi de budur. Masaldaki kahramanları ya da tipleri İyi ya da kötü olarak gruplandırabiliriz. Masallarda iyiler her zaman iyidir, değişmezler. Yani başta iyi olup sonradan kötü olmazlar. Ya da iyi bir insanın kötülük yapması imkansızdır. Ama bir hikayede öyle değildir, değil mi? Gerçek bir insan gerçek hayatta da öyle değildir. Bazen iyilik yapıyoruz, bazen kötülük yapıyoruz, bazen yalan söylüyoruz. Ama masallarda iyiler hep iyidir masalın sonuna kadar. Kötülerse her zaman kötüdür. Masal boyunca kötülük yapar kötüler, iyiler masal boyunca hep iyilikten yana olurlar, iyilik yaparlar ve bu yüzden masalın sonunda her zaman iyiler kazanır, kötüler ise kaybeder ve cezalandırırlar. Masalın yine en tipik örneklerinden bir tanesi
Budur, vezirler padişahlar gibi sembolik tiplerde masallarda yer alabilir. Yani gerçek hayatta da padişah vezir olabilir. Bunlar da masalda yer alabilir. Masaldaki kişilerin önemli özelliklerinden birisi ise onların hiç yaşlanmayışıdır. Masalların genel özelliği, masal türünün ne olduğu bu şekilde. Peki her türün ilklerini de aklımızda tutuyoruz, değil mi? Ben buraya sol tarafta masalla ilgili gelebilecek genel özellikleri verdikten sonra ilkleri veriyorum sana. Masalda karşına çıkabilecek test sorularında karşına çıkabilecek ilkler bu mavi kısımda. Bakalım o zaman masalın ilk örneklerini Binbir Gece masalları ile Hint edebiyatının ürünü olan Beydaba'nın yazdığı Kelile ve Dimmi oluşturur. Beydaba'nın Kelile ve Dimmi adlı eseri mutlak surette test sorularınızda karşınıza çıkar. Yani masalın ilk örneklerini öğretmenim bana sorarsa Binbir Gece masallarını söyleyeceğim ve Beydaba'nın Kelile ve Dimne isimli kitabından, eserinden bahsedeceğim. Gördüğün gibi bak, Beydaba Hint, Binbir Gece masalları da Arap. Bu demek oluyor ki masal türü biraz Doğu kültürüne ait, Doğu kültüründe doğmuş bir tür diyebiliriz. Devam edelim. Türk edebiyatında peki ilk masal örnekleri neler hocam diye sorarsan, Türk edebiyatında Uygur döneminde Kalyanam Kara ve Papam Kara masal özelliği gösteren eserlerimizden ilkidir. İyi Prens de Kötü Prens'in hikayesiydi bu. Hatırlıyorsan bu eseri de unutma diyorum. Masal sözcüğünü gerçek anlamına bağlı olarak kullanan ilk sanatçı Namık Kemal'dir. Namık Kemal biliyorsunuz Tanzimat dönemi sanatçılarımızdan. Tanzimat dönemine kadar masala Türk edebiyatında biz masal demiyorduk. Mesel diyorduk. Anadolu'da mesel, kıssa ya da kıssadan hisse, kısa hikayeler şeklinde isimler veriyorduk. Masal sözcüğünü ilk olarak Tanzimat döneminde Namık Kemal kullandı. Buradan da soru gelebilir diyorum. Masalın özelliklerini ve ilklerini bitirdiğimize göre hızlıca bölümlerine geçiyoruz seninle. Geldik seninle masalın bölümlerine bakmaya. Şimdi masal nasıl bir metin arkadaşlar? Düz yazı şeklinde bir metin. Kompozisyon gibi düşüneceğiz. Nasıl hikayede serim, düğüm, çözüm bölümlerimiz vardı. Masalda da yine serim, düğüm ve çözüm bölümlerimiz mevcut. Niye? Olaya dayalı metinlerde bir giriş bölümü, bir gelişme bölümü, bir de sonuç bölümü var, değil mi? Serim, düğüm, çözüm bölümleri var. Serimde ne yapacağız? Kahraman kısaca tanıtılıp konunun sezdirildiği bölümdür. Tamam. Düğüm bölümünde merak unsurunun ön planda olduğu bölüm. Ha, aynı hikayedeki gibi olay olduğu için olay olan her metinde ne olacak? Merak unsuru olacak ki bu merak unsuru nerede çözülecek? Çözüm bölümünde merak unsurumuz çözüme kavuşacak. Olayların bir sonuca bağlandığı bölüme ne diyeceğim? Çözüm bölümü diyeceğim. Peki masalın çözüm bölümünde başka ne var? İyiler her zaman kazanıyor, muratlarına eriyor. Kötülerse her zaman cezalandırılıyor. Masalın sonuç yani çözüm bölümünde bunu unutma. Serim, düğüm, çözümü sen artık biliyorsun. Peki bunun dışında iki tane daha bölüm var hocam burada. O bölümleri işte unutmaman gerekiyor. Masal serimle başlamıyor. Masal döşeme bölümüyle başlıyor. Döşeme bölümünün diğer ismi aynı zamanda tekerleme bölümü. Masallarda direkt konuya girmiyoruz. Çocuğun ilgisini çekebilmek adına ne yapıyoruz? Bazı tekerlemeler söylüyoruz. Bu tekerleme söylenen bölüme döşeme bölümü deniyor. Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kapus zaman içinde develer tellal iken pireler berber iken ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken anam düştü beşikten babam düştü eşikten gördüğünüz gibi anlamsız ama ses bakımından birbirine benzer sözcükleri ve cümleleri kullanarak ne yapıyoruz? Çocuğun ilgisini çekiyoruz. Sonra giriş bölümünde serim bölümü, düğüm bölümü ve çözüm bölümüyle masalımız bitiyor. Bitiyor mu çözüm bölümüyle? Bitmiyor. Masalımızın bir de sonunda ne yapıyoruz? Dilek bölümümüz var. Olay merak sonuca ulaşıyor. Olay bitiyor. İyiler kazandı, kötüler kaybetti. Dilek bölümünde de masalı anlatan kişi masalını iyi dileklerle bitiriyor. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düştü. Biri bana, biri dinleyene, diğeri de dünyadaki bütün iyi insanlara olsun gibi güzel bir dilekle masalı bitiriyor.
Peki dünya edebiyatında masaldan hangi sorular gelebilir diyorsan, dünya edebiyatında, daha doğrusu Batı edebiyatı diyelim burayı, Batı edebiyatında Fransız edebiyatına ait La Fontaine masalları testlerde karşına çıkabilir. Üç ismi iyi bileceksin: La Fontaine, Grimm kardeşler ve Andersen masalları. Andersen Danimarka, Grimm kardeşler Alman, La Fontaine ise Fransız. La Fontaine'in masallarını aklında şöyle tutabilirsin: genellikle hayvan ve bitkiler burada. Çünkü La Fontaine, biraz sonra diğer bölümde göreceğiz, aslında bir fabul ustası. Dolayısıyla fabllarda hayvanlar ve bitkiler olduğuna göre La Fontaine'in masallarına bakalım. Şeyi faresi, tarla faresi, aslan, eşek, tilki gibi. Yani La Fontaine'inkiler biraz masal fabl karışık gibi bir şey. O yüzden ünitemizin ismi de, fark ettiyseniz, masal fabl. İkisini birlikte öğreniyoruz. Devam edelim. Grimm kardeşlerin Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Rapunzel, Kül Kedisi, Bremen Mızıkacıları, Fareli Köyün Kavalcısı ve Çizmeli Kedi gibi masalları çok meşhur. Sen bunları okumamış olsan bile eminim ki bunların filmlerini Amerikan ya da Batı sinemasında mutlaka izlemişsindir. Hemen hemen bu masalların hepsinin filmi ya da çizgi filmi çekildi. Hepsini olmasa bile birkaçını izlediğinden ben eminim. Anderson masallarına bakalım. Kirpitçi Kız, Karlar Kraliçesi, Kurşun Asker, Prenses ve Bezelye Tanesi ve benzeri gibi masallar bilmen gereken, özellikle test sorularında karşına çıkacak dünya edebiyatından önemli masallardı. Şimdi ne yapıyoruz seninle? Fable'ın özelliklerine ve bölümlerine geçiyoruz. Ne yapacağız bu bölümde seninle? Hızlıca fable türünün özelliklerine, genel özelliklerine, bölümlerine ve ilk fable'lara, yani neye bakacağız? İlklere hızlıca bakıp bu sayfayı seninle birlikte bitireceğiz. Bakalım fable neymiş? Kahramanları hayvanlar ve bitkiler olan en önemli özellik burası. Fable'ın kahramanları insan dışı varlıklar, yani hayvanlar ve bitkiler olan, ders verme amacı güdülerek oluşturulan kısa manzum türe, bak manzum tür. Masal neydi? Masal düz yazı şeklindeydi ama fabıllar manzum, yani şiir şeklinde, şiir gibi, şiirle karışık düz yazı. Aklıma gelecek manzum dediğim zaman bu türe fable denir. Kısa öykülerden oluşan fabıllarda teşhis ve intak sanatı, yani kişileştirme ve konuşma sanatından sıkça faydalanılır. Çünkü faydalanmazsa zaten fable yazamaz. Hayvan ve bitkileri konuşturduğuna göre konuşturma ve teşhis sanatı ne yapmak zorunda? Yapmak zorunda. Fabıllarda bir öğüt vardır. Daha doğrusu fabıllarda bir ders verme amacı vardır. Ders verme amacı yazalım buraya. Fabıllarda amaç ders vermektir. Fable türünde de masalda olduğu gibi yer ve zaman belirsizdir. Hayvanlar fable'da kurnazlık, cesaret, kibir, kıskançlık, kahramanlık gibi insani özellikleri temsil edecek şekilde yer alır. Şimdi masala benzeyen ama masaldan farklı bir tür. Şimdi, masalda düz yazı şeklinde yazıyoruz ve anonim. Fable ise genellikle bir yazar tarafından kaleme alınıyor. İnsan kullanmak yerine hayvan ve bitkileri sembol olarak kullanıp okuyan kişiye bir ders verme amacı var. Masal düz yazı şeklindeyken fable genellikle böyle aşağılara doğru gelip şiir şeklinde bir tür. Peki bölümlerine bakalım. Yine serim, düğüm, çözüm bölümlerim var elimde. Niye? Çünkü yine olaya dayalı. Belirli bir olay meydana gelecek. İşte kargayla tilki. İkisinin başına bir olay gelecek. Ondan sonra biz oradan ders çıkartacağız. Serim bölümü, giriş bölümü, düğüm bölümü ve çözüm bölümü. Serim bölümünde olay ve çıkarılacak derse göre kişileştirilen hayvanların ve çevrenin tanıtımı yapılır. Tamam hocam. Düğüm bölümü, olay verilmek istenen derse göre geliştirilir ve merak uyandıracak, bak yine merak ögemiz burada, şekilde tamamlanır. Burada kısa ve sık konuşmalar yer alır. Çözüm bölümü Fable'ın en kısa bölümüdür. Olay beklenmedik bir sonuçla biter. Fable'lar şaşırtıcı ve beklenmedik bir sonuçla biter. Peki öğüt bölümü, yani masaldan çıkartacağımız dersi Fable'larda genellikle yazarlar bize söyler. Buradan şu dersi almalısın der. Bir özdeyiş söyleyebilir, atasözü söyleyebilir. Buna da öğüt bölümü diyoruz. Ama öğüt bölümü bu sıralamaya uymak zorunda değildir. Yani 1, 2, 3, 4 olarak düşünmeyin siz burayı. Öğüt bölümünü ortada da söyleyebilir, sonda da söyleyebilir ya da hiç söyleyemeyip okuyucuya da bırakabilir
unutmayın. Peki bu fabul türünün ilkleri ne hocam diyorsan, eski Yunan'daki Ezop masalları fabl masal türünün ilk örnekleridir. Bak yine ne yaptık burada? Bilinen en eski masal fabl örnekleri dedik. Birbirinden çok fazla ayıramadık. Ezop burada önemli isimler. Ezop ve La Fontaine Batı edebiyatında fabl türünün en önemli temsilcileri. Peki Türk edebiyatında kim var? Türk edebiyatında fabl türünün ilk örneği. Buraya şöyle bir yıldız yapalım. Mutlaka test sorularında ya da klasik sınavda karşına çıkacak. Fabl türünün ilk örneği 15. yüzyılda Şeyhi tarafından yazılan Harname'dir. Divan edebiyatı şairlerimizden değil mi Şeyhi? 15. yüzyıl Şeyhi Harname fabl'ın Türk edebiyatındaki ilk örneği. Unutma diyorum. Şimdi ne yapıyoruz seninle? Diğer bölüme geçiyoruz hızlıca. Bu bölümde fabl'la ilgili gelebilecek edebi eserlere sol taraftan devam ediyorum. Sonra masal ve fabl'ın farkına ve benzerliğine bakıp bu üniteyi bitirmiş olacağız seninle. Başka masal ve fabl'dan, daha doğrusu hocam fabl'dan hangi sorular gelebilir bana? Mevlana'nın Mesnevisinde fabl özelliği taşıyan parçalara rastlanmaktadır. Hazreti Mevlana biliyorsunuz Konya'da yaşamış, türbesi Konya'da. Yine divan edebiyatı şairlerimizden ve tasavvufun önemli kişilerinden Mevlana'nın Mesnevisinde fabl özelliği taşıyan parçalar var, unutma. Gülşehri'nin 14. yüzyılda Farsçadan çevirdiği Mankutu Tayr adlı eser fabl özelliği göstermektedir, unutma. Şinasi 1859 yılında La Fontaine'in fabllarını Türkçe'ye çevirmiştir. Unutma diyorum. Masalla fabulun farklarına geçiyorum seninle. Zaten farklarını fark ettiysen buraya kadar ben sana arada sık sık söyledim. Şimdi masalla fabulun önemli farklarından birisi. Masallar bir tekerleme ile başlarken fabullarda tekerleme var mı? Yok. Masallar düz yazı şeklinde yazılıyorken fabıllar hem şiir şeklinde hem düz yazı şeklinde hem karışık şekilde olabilir. Fabılların en önemli özelliği fabılların ders verme amacı gütmesidir. Bir fabılın sonunda mutlak surette okuyucunun çıkartacağı bir hayat dersi vardır. Masallarda olağanüstü kişiler yer alırken, olağanüstü kişiler yer alırken fabıllarda kahramanlar insan dışı varlıklardır ama insan gibi kişileştirirler. Yani burada bir olağanüstülük yok. İnsan dışı varlıklar yerine insani özellikler gösteren hayvanlar üzerinden aslında insanlar eleştirir ve insanların bundan bir ders çıkarması beklenir. Masallar ise bambaşka bir diyar. Olağanüstü kişilerin olduğu, olağanüstü olayların olduğu bambaşka bir dünya. Masalla fabulun benzerlikleri var mı? Elbette var. Her ikisinde de zaman belirsiz. Her ikisi de olay çerçevesinde gelişir. Her ikisinde de hayali mekanlar olabilir. Her ikisi de ilahi bakış açısıyla yazılır. Her ikisinde de tüm olay metinlerinde olduğu gibi öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılır. Ama sana soru genellikle öğretmenin sorarsa masal ve fabulun farklarından soracaktır. Unutma bunu diyorum ve masal fabul ünitesinin sonuna seninle birlikte gelmiş oluyoruz. 5. ünitede görüşmek üzere, hoşça kal.